Ne duydun bilmiyorum ama yanlış anlamışsın. Buna karşı olan durumu biliyorsun dedi. Sırrımı ortaya çıkarsan ne yaparım dedi. Ne saklıyorsun sen? Niye geldin adaya? Butik otel açmak için. Ya doğruyu söyle. Ne saklıyorsun? Hiç. Hiç ya. Neyim ben? Ajan falan mı? Hala yalan söylüyorsun ya. Poyraz abiyi kandırmana izin vermeyeceğim, tamam mı? Çünkü o bunu hak etmiyor. Ay şimdi git Perşi'ye. Nehir. Nehir tamam. Tamam. Tamam anlatacağım ama... Ama eve gidelim. Evde anlatacağım. Tamam. Şimdi. Ay, hadi eve gidelim. Poyraz abi. Ben Poyraz'a aşık oldum. Aşık mı oldun? Aha. Aşık oldum mu? Aşık oldum mu? Biz... Bir sabaha kadar dans ettik. Sonra antik kente gittik. Gün doğumunu izledik falan. Sonra bir baktım. Benim aklım fikrim Poyraz'da. Nehir bana mı seslendin? Ya bak. Bak belki yanında yakınında olursam o da bana karşı bir şey hisseder diye düşündüm. Bütün sırrım bu. Başka sırrım yok. Bütün sırrım bu. İspatla. Ne? Ne sen delirdin mi? Bir şey mi oldu? Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık tırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Ne oldu? Şey zıpladı da. Kurbağa falan mı? Yani olabilirdi, olmayabilirdi. Sen niye geldin? Ya çığlığını duydum, yardıma ihtiyacım vardır diye geldim işte. Kimsenin, özellikle de senin yardımına ihtiyacım yok. Ne yapıyorsun sen? Sigorta attım, onu tahmin edeceğim. Elbise askısıyla mı? Ahşap canım bu, tamam mı? Ahşap, yani iletken değil. Bak, videoda izledim. Burada her şeyi anlatıyor. Ha. Ya internet o kadar iyi bir şey ki... ...kimseye ihtiyacın olmadan... Tornavidan var mı? Bilmem. Yok. Vardı bir şeyler. Sorma yapmaktan vazgeçtin galiba. Belki bu nişan organizasyonundan vazgeçsem daha iyi olacak. Nasılsa yetiştiremeyeceğim. Aynı anda hem dekorasyonla hem de tadilatla uğraşamam. Tadilat bende demiştik ama. Sen dekorasyonla uğraşsan yeter. Sen niye tadilatla uğraşasın ki? Yani ihtiyacın olan bütün parayı buldun. Artık zeytinyağlarına, fabrikana geri dönersin. Ben de tek başıma otelle uğraşıyorum. Ben İdil'e kimseden borç para almayacağımı söyledim.
Senin anlayacağın hala ortas. Nasıl yani? Yani nasıl yani derken neden yaptın ki böyle bir şeyi? Yani bir kelimenle ihtiyacın olan bütün parayı alabilecekken niye yaptın? Yani niye yaptın? Konu kapandı. Yani gitmeyeceksin, öyle mi? Gitmeyeceksin, burada benimle kalacaksın. Tamam, sen o zaman bahçedeki tadilatı bitir. Örnek odayı da zamanında bitir. Ben de oradaki kalasları kalas olmaktan çıkaracak bir şekle sokayım. Tamam. Hadi. Seninle olunca her şey yetişir. Yani özellikle seninle demek istemedim. Yani ortağım anlamında. Sen dans ederken sırt üstü olmaktan falan bahsediyordun Deniz'de. Ama yüzmem diyorsun. Sen söylediğim her kelimeyi aklında tuttun mu gerçekten? Yok bu. Sana özel bir şey değil. Tabii ki değil. Ben Deniz'e güvenmem. Etmişsin. Ben takip falan etmedim seni. Hı, tesadüfen karşılaştık değil mi? Çok inandırıcı gerçekten. Hı. Poyraz abi çok kötü bir şey oldu. Antik kent mağarasındayım, ne olur gel. Senin sebebin ne peki? Aynısı. Ki niye çağırmış ikimizi buraya? Hem de ayrı ayrı. Ne bileyim ben. O yaştaki ergenlerin neyi neden yaptığını anlamak pek mümkün olmuyor. Sen kendinden biliyorsun galiba. Benim ergenliğim çok neşeli geçemedi ne yazık ki. Anladım. Ha, yani senin ergenliğin de çok neşeli geçmedi yani. Ama sana bir haberim var. Bak benim ergenliğim bitti ama seninki hala devam ediyor. Niye çağırmış bizi buraya, sen sordun mu kızım? Ya ne bileyim ben, nasıl sorayım? Burada mı görüyor musun? Yok işte, nereden sorayım? Ne diyorsun, hiç duymuyorum ki. Bir şey demiyorum. Homurdanıp duruyorsun orada. Ya yaşlılar homurdanır. Senin gibi işte. Ergenlikten direkt yaşlılığa geçmiş. Seninle burada durup tartışamayacağım, tamam mı? Seni de bir kere getirdim ha sadece buraya. Hemen öğrenmişsin yolu. Seni çok şaşırtabilirim demiştim. Beni böyle saçma sapan oyunlarınızı alet etmeyin, tamam mı? İşim gücüm var benim. Ya ben oyun falan oynamıyorum, tamam mı? Benim de işlerim var. O zaman git işini yap, o platformunu bitir, ben de gideyim tadilat tamamlayayım. Thank you.
Biri geldi galiba. Galiba. Pastanın kesilmesi için haber vereceklerdi. Olabilir. Gitme zamanı. İdil, Haziran'ı gördün mü? Odada olduğumuzu görmediler herhalde. Sınırlı. Uyuyacağız, uyanacağız ve ben iddiayı kazanmış olacağım. İnanamıyorum ya. Issız bir adada hayatta kalmayı başarabildim. Issız bir adada değiliz yalnız. Koy burası. Ya bazı şeyleri biraz abartabilir miyiz? Lütfen. Sana bakarak uyumak istediğimi falan sanma. Tek bir manzarasıyla uyumak istemiyorum. O kadar. Gözlerin neden diye sorar gibi bakıyor. Öyle bakma. İddiayı ben kazanacağım. Sen kaybedeceksin. Sen sırrını söyleyeceksin, ben değil. Yarın sabah olduğunda teknenin adını da, neden sildiğinde her şeyi öğreneceğim. Bundan kaçamazsın Poyraz Ali Özgür. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu, bir aybaz. Sana yazmayınca harflerim mitalik, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Susar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar, sen yaz. Ben bir an yalnız uyanınca biraz panikledim. Daha iyi misin şimdi? Hadi uyuz. Ben yanındayım. Anneme maruz kalmışsın. Yok, sohbet ettik biraz. Sana adadan sıkılacağımı söylemiş. Öyle bir şeyler söyle dedi. Sen ona bakma, tamam mı? Ben adadan falan sıkılmıyorum. Aksine, yani benim bu hayatta en sevdiğim yer burası. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Bak ne yaptın? Gelsene. İnanamıyorum. Ya fotoğrafçı atıyordu, kıyamadım. Ben aldım.
İyi ki almışsın. Bayılırım bunlara. Seveceğini biliyordum zaten. Ecif gökkuşları çıkar. Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir. Buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Müşteriler de bayılır. Bu yazdan güzel bir anı olur bunlar. Asya. Gitme, burada kal. Biraz daha patladım. Geliyorum. Yaz erken gelir. Buzullar erir. Sen bana yürüyünce. Bütün hislerin gerçek yani. Evet. Peki. O zaman aramızda bir şey yok. Biraz sonra olacaklardan sonra da hiçbir şey hissetmeyeceksin. Öyle mi? Ne olacak ki? Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gökkuşları çıkar, sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir. Sen bana yürüyünce. Beni ilk öptüğünde de anlamıştım. Şimdi tamamen emin oldum. Sen benim için deliriyorsun Azira. Benden niye kaçtığını da sormayacağım bir daha. Çünkü sen geleceksin, kendin anlatacaksın bana. Bu bir iddia değil. Bu bir iddia değil zaten. Bu bir gerçek. Ben oyun oynamıyorum. Yarından sonra bambaşka bir Poyraz görmeye hazır ol o zaman. Keşke adaya hiç gelmeseydin. Keşke. Sahile gidelim mi? Yok, babaannemi çok yalnız bıraktım. Ben yanına gideyim. Ya dertleşirdik. Benim bir derdim falan yok. Ne dertleşeceğim? Takılın, siz görüşürüz. Biz hep böyle mi olacağız? Nasıl? Yani işte böyle. Çok uzak. Fazla yakın. Fazla yakın ama çok uzak. Sen nasıl olmak isterdin peki? Böyle daha iyi. Böyle daha iyi.
acil otele gel, konuşmamız lazım. Bitmedi derdiniz, bitmedi. Geldim, oteldeyim zaten. Hani neredesin Polgaz? Neredesin? İyi ki doğdun Haziran. Poyraz. Sen... İnanamıyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Bu bir rüya değil mi? Bu bir rüya ve ben birazdan uyanacağım. Çünkü ben bunu yaşadım. Ben bunu bayağı yaşadım yani daha önce. Hayır, bu bir rüya değil. Sen nasıl peki? Yani nereden? Ben sana söylemedim ki. Sen bana söylemedin zaten. Ben unutmadım. Oteli almaya giderken kimliğinde görmüştüm doğum gününü. O günden beri hep aklımdaydı. Bugüne kadar hep geri saydım. Yok. Yok, bu kesin bir rüya ve ben eğer gözlerimi açarsam uyanacağım. Bu kesin bir rüya. Bu rüya olmalı. Ziran. Bu bir rüya değil. Ama biz seninle beraber gerçek bir rüya yaşayacağız. Herkesi unuttu biliyor musun? Boş ver. Bizim hiç kimseye ihtiyacımız yok. Biraz ben çekmek falan. Bitti artık. Bundan sonra hep birlikteyiz. Kağıtlara bakalım mı? O gün burada sakladığımız kağıtlara. Hadi açalım. Hiç açmadın değil mi? Hayır tabii ki. Sen baktın mı? Hayır tabii ki. Bakalım ne dilemişiz. Dur. Aynı anda. Hadi. Yaz gitme rengel. Yapraklar solmadan, narlar olmadan gel. Gün devrilmeden, yeşil erik beyaz örtüye konmadan gel. Doya doya seviş benimle ahi. Açık saçık konuş benimle ahi. Buram buram yaseminler, benimle. Benim en güzel hediyem sensin. En güzel doğum günüm bugün. Ne yapıyorsun? İçer misin? Yapılacak şey belli. Yapacak kişiler de belli. O yüzden daha fazla uzatmayalım bence. Onları ayırmak için birlik olalım mı istiyorsun?
Sen Poyraz'la birlikte olmak istemiyor musun? Evet. Sen Haziran'la birlikte olmak istemiyor musun? Yani olur, okey. Tamam. Bu işte birlikteyiz. Seni çok seviyorum Zülay. Bunu sana hep söyleyeceğim Murat. Sen boş ver. Ben de seni çok seviyorum. Aşığım ben sana. Biz artık kimse ayrılmaz. Hiç kimse. Hiç incitmem. İpek şal gibi akarım omuzlarından. Sen ben bir sevinç olur geçerim rüyalarımda. Doya doya seviş benimle hanim. Açık açık konuş benimle hanim. Kulağım kulağım ya sevinler seninle. Hanim hanim tutuş benimle hanim. Doya doya seviş benimle hanim. Hadi. Tamam, tamam geleceğim. Ya bak sabahın köründe kaldırdın beni, gelmiyorsun şimdi. Biri görecek, hadi gidelim hemen. Tamam, yapabilirim biliyorum. Hadi hadi. Haziran benim için. Çok soğuk ama. Gel gel, alışıyorsun bak, sıcak mısın? Öğrendin bak. Senin sayesinde. Biz niye hep böyle olamıyoruz? Niye hep böyle kavga gürültü var etrafımızda? Biz hiç mutlu mesut olamayacak mıyız? Bizim amacımız da ne zaten? O yüzden çabalıyoruz. Göreceksin bak, er ya da geç herkes mutlu olacak. Herkes kabul edecek. Evet. Ayrılık vakti geldi. Ya biraz daha. Ya bu çok erken oldu, tamam mı? Biz daha yeni kavuşmuşken nasıl ayrılacağız ki? Ya iyi de bu gerçek değil biliyorsun. Ya sen delisin. Deliyim ama sana deliyim. Seni seviyorum. Ben de. Ben de ne? Ben de işte. Sen de ne Poyraz? Ben de seviyorum ben de. Yarın görüşürüz o zaman. Teşekkür ederim her şey için. Ne özür dilerim bu gece için. Thank you.
Gerçekten. Hoşuna gitti mi? Çok. Günaydın. Günaydın. Erken uyanmışsın. Evet, ben çok güzel uyuyordum. Uyandırmak istemedim. Seni uyandıran neydi bu saatte? Ben senin dün gece söylediğin şeyi düşünüyordum. Dileğim? Ben mutlu olursun sanmıştım. Oldum. Çok mutlu oldum ama biraz bunu sadece benim için istediğini biliyorum. Yani gerçek dileğim bu olamaz değil mi? Hayır, gerçek dileğim bu. Hatta istiyorsan düğünden sonra hemen gidelim. Poyraz, ya pişman olursun? Deniz'den korktuğun halde denize girdiğin günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum da şimdi konumuzla ne ilgisi var? Şöyle bir alakası var. Ben sana iyi olacağını daha söz vermiştim. Sen de bana güvenmiştin. Yani bir insan için bir bilinmezin içine girmek gerçekten çok zor. Bunu anlayabiliyorum. Ama sen o gün cesaret ettin mesela. Çünkü biz o gün sen ya da ben değildik. Bir kişiydik. Korkuların sadece bir yanılsama olduğunu düşünüyorum birlikteyken. O yüzden ben korkmuyorum. Güveniyorum sana. Ben seninle birlikte olduğum sürece bütün dünyayı karşıma alırım. Senin de korkmana asla izin vermem. Ama yine de iyi düşünmeni istiyorum. Gerçekten istediğimiz buysa eğer... O zaman hayal kurmaya başlayabiliriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Düşüneceğim ben bunu. Ama bundan sonra zaten birlikte karar vereceğiz. Her şey. Sevgili misafirlerimiz, nikah törenimize hoş geldiniz. Şahitlerimizi de sahneye alalım. Evet, hazırsak törenimizi başlatıyorum. Haziran Sedefli, Poyraz Ali Özgür'ü eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Poyraz Ali Özgür, Haziran Sedefli eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler şahitlik ediyor musunuz? Evet. İmzaları alalım. Ben de dünyanın en güzel adası, Kırlangıç Adası'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Ayağına bas! Bas, bas.
Haziran Sedef'le Özgür. Kulağa güzel geliyor. Hayatıma hoş geldin sevgilim. Adım hep adının yanında olsun. Sen de hoş geldin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ve bunu her gün söyleyeceğim sana. Şimdi ellerim dokunmalı. Sözlerim bir şarkı sonlarında. Kuvvetli ezberim. İçimdeki hislerim tek senin hislerin. Güzel görünüyorlar değil mi? Evet. Bence sen de çok güzel bir gelin olurdun. Biliyorum. Ama ben böyle düğünlere sadece misafir olarak katılmayı seviyorum. Öyle mi? Nedir? Biz de mi İstanbul'a gitsek ha? Belediye başkanıyım ben Zeynep. Adayı bırakıp nereye gidiyorum? Gelmişsin. Ben düğün falan sevmiyorsun zannediyordum. Onları böyle mutlu görmek çok güzel. Gelmesem olmazdı. Sonuçta ikisi de aileden. Öyle değil mi? Hı. Sen de ailedensin yani. Kabul edersen. Ne konuşuyorlar acaba? Kim? Kim olacak işte? Nehir'le Hasan. Aşkım, alışsan iyi olur. Baba kız birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Merak etme, bir şey olmaz. Arkadaşlarımızı kaybediyoruz, farkında mısın? Saçmalama canım, ne kaybetmesi. Baksana ne kadar mutlular. Hem onlara da sık sık gelirler kesin. Oteli de... Oteli mi? O ne oteli? Ben otel demedim. Biz dansa kalkalım mı? Poyraz Haziran dans ediyor. Ne acelemiz var? Otur.